Hepinize merhaba gençler, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir eFootball 2022 maç videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi bir MyClub'da yani etkinlikte bir maç oynayacağım arkadaşlar. Online bir maç oynayacağım. Artıları eksileri sizlerle beraber burada yorumlayacağım arkadaşlar. Rakibimizi bulduk. Ufak ufak da böyle bahsedelim. Bu çok güzel gözüküyor şu anda bu ekran. Benim çok hoşuma gitti. Yani bu girişler işte bu forma göstermesi vesaire gerçekten güzel görünüyor arkadaşlar. Bu arada ben orta seviyeye çektim grafik ayarlarını. O yüzden birazcık şey kötü gözükebilir diyeceğim ama zaten abi yüksek yapsan da zaten hiçbir şey fark etmiyor dediğinizi duyar gibiyim. Ben orta seviye yaptım arkadaşlar. Şimdi oyun plandan bahsedeceğim size. Arkadaşlar ben taktikte şöyle bir şey oynayacağım. Şöyle oynayacağım arkadaşlar. Uzun topla kontrol oynayacağım ve 4-2-4 sistemini benimseyeceğim arkadaşlar. Yani ben 4-2-4 bence işe yarar gibi düşünüyorum arkadaşlar. Hemen şöyle SLA ve SA yapacağım. Çok güzel. Angel Di Maria'yı böyle bir şey yaptık. Pardon Neymar sen de geri oldun. Daha henüz alışamadım arkadaşlar bu şeye. Çift forvet yapacağız gençler. Mbappe ve işte artık kondisyonu kimi yüksekse gençler onu ayarlayacağız arkadaşlar. Kondisyonlar bu arada çok önemli oldu. Onu da size söyleyeyim. Yani bir dakika Messi de SF yapalım. Şimdi kondisyon arkadaşlar bakın. Ander Herrera şu anda yükselişte gelmiş. Bakın şimdi. Dur lan neye bastık oğlum? Alışamadım ki. Bakın arkadaşlar top kontrolü atıyorum 75 iken 81'e çıkıyor. Kondisyon full yukarıda olduğu için arkadaşlar. İşte alçaktan pas mesela 76'ymış 82'ye çıkmış arkadaşlar. Yani artı 6 artı 3 özelliklere göre ekstrasını vermiş. Kondisyonu yukarı çıktığı için arkadaşlar. O yüzden mesela Di Maria'nın kondisyonuna da hemen kısaca göz atayım arkadaşlar şöyle. Hemen değiştireyim. Bakın eksi 4. Kondisyon düşük geldiği için bak. Falsosu mesela 84'müş 80 olmuş. Vesaire vesaire. O yüzden hemen Messi'yi buraya alıyoruz. Buraya bir forvet oyuncusu. Icardi'yi buraya koyacağız arkadaşlar. Wijnaldum yüksekten gelmiş. Onu da şöyle bir Ander Herrera'nın yerine koyalım gençler. Bu şekilde oynamayı düşünüyorum arkadaşlar. Kontrol edelim. SLA sağ çık. Tamam. SF SF 2'de DOS. Tamam. Başka bir dakika arkadaşlar. Acele etmeyeceğim. Kondisyonu düşük olan var mı? Yok. Ramos, Herrera, Di Maria düşük dedik. Tamam. Böyle başlıyorum arkadaşlar oyuna. Haydi bakalım. Maç esnasında şimdi değerlendireceğim. Hem maçı oynayacağım hem de size neler kötü neler değil. Zaten birçoğunuz biliyorsunuz ama. Bir de ben böyle bir video çekmek istedim size arkadaşlar. Ya şu stat görüntüsü falan güzel yani. Kötü değil ama işte kim bazı oyuncular yani bazı oyuncular çok iyi gözüküyor, bazıları çok kötü gözüküyor ama grafik konusu bence kolay çözümlenebilir geliyor bana arkadaşlar. Ve işte maça başlıyoruz derken o ben değilim lan. Ha. Ne oluyor dedim lan acaba? Güzel. Neymar'la topa müdahalemizi yaptık arkadaşlar kareyle. Hiç X'e basmayın arkadaşlar. Artık X'i unutun. Burada sadece artık koşu ve kare tuşuyla birazcık iş yapacaksınız arkadaşlar. Öyle gözüküyor. Kanadı boş gördüm ama atamadım gençler. Orada hemen Kilo Kehrer'le topu alıyoruz arkadaşlar. Tehlikeli hareketler yapıyoruz. Güzel. Kanada Messi'ye doğru atabilir miyim o topu? Hayır zaten atsaydık şaşardım. Ortaya atarım ben de. Çok güzel. Icardi. Icardi. Arkadaşlar ara topları falan defans oyuncusu kendini çeviremiyor. Yani bu karşı taraf için de kötü. Aynı pozisyon bana da olabilirdi. Gerçekten çok kötü gençler. Hemen şöyle hızlı vuruşu iptal edelim. Altı pasa keseceğim arkadaşlar. Messi ile ön direğe doğru bir orta keseceğim derken elim kaydı. Kusura bakmayın gençler. Ön direğe keseceğiz derken ortaya kestik. Lan ne oluyor oğlum ne oluyor ya dönün ya. Çok güzel abi. Nuno Mendes'e çıkıyoruz abi. Güzel güzel. Yani bir oyuncu koştuğu zaman arkadaşlar ivmelenme yapıyor ve daha iyi koşmaya başlıyor. Onu da söyleyeyim. Bu bir avantaj mı dezavantaj mı? Yerine göre avantaj, yerine göre dezavantaj bence. Ya az önce mesela avantajdı. Ben biraz şımarıklık yaptım gençler.
Onu da söyleyeyim size. Sakin. Acele etti. Belki de şut denedi. Yani arkadaşı bilemiyorum tabii. Ama acele etti. Kareyle aldı arkadaşlar topu bu arada. Yani müdahale tuşuyla aldı. Ben de o kare. O yüzden kare kare deyip duruyorum. Siz de yanıltmayın. Bakalım. Arkadaşlar bu arada ben kendimi koyu zannettim. Ha. Az önce ben kendimi koyu forma zannettim. Beyazmışım. Ama bak böyle yaparsan olmaz genç. Yani güzel oynayalım. Yo. Al. Çekip kaleye fırlatsaydın oğlum beni. Ver ver kartı ver. Ooo kart vermiyor abi. Serbest vuruş deneyelim arkadaşlar. Ne şeyle Messi ile. Ne oluyor abi? Üstüne gitti. Şeyde falsoyu çok veriyor. 2021'de falsoyu çok veriyordu. O yüzden hemen at köşeye, hemen at köşeye. Messi and there's his chance to lead the counter. Gets to show off his quick feet. Foul. Messi has got himself a free kick. And the potential here for the Neymar'la vurdum abi. He'll fancy himself from here. Ne oldu la? Oğlum oyun da şaşırdı. Gol mü dedi, değil mi dedi. O da anlayamadı. Ben de anlayamadım arkadaşlar. Yani öyle bir pozisyon oldu. Ne oluyor la dedim. Spiker de yalıttı bize arası sözü. Yanlış attım. Benim hatam. Yanlış attım. Yanlış attım. Benim hatam. Arkadaş orta mı yapıyor? Şut mu çekiyor? Ben anlamadım ki oğlum. Nasıl oynamayı mı bilmiyorsun? Yani öyle bir orta yok çünkü yani. Baba şöyle güzel bir dik ya. Neymar gives his colleague a guilty look. The movement was good but the pass lacked. Çok güzel. Geç içeriye. Geç içeriye. Sal. Hadi be. Arkadaş bak duramadı gördünüz mü? Yani oyuncu arkadaşlar oyuncu koşuya ivmelendikten sonra koşu yaptıktan sonra durmuyor ya. Hakikaten durmuyor. Yani diyecek hiçbir şey yok ya. Ah. Bu arada şutlar arkadaşlar bence 2020'deki şut gibi hissiyat yok. Onu da size söyleyeyim. Yani balon gibi gidiyor. Beta sürümünde L2 şut diye bir şut var arkadaşlar. L2 ile atılan bir şut varmış. Onu biz şu anda burada kullanamıyoruz arkadaşlar. Onu kaldırmışlar. Paşam oyun çok iyi diye kaldırmış Konami herhalde. Bu şeyde sert vuruş arkadaşlar o L2. Şu anda bütün şutlar böyle birazcık balon gibi. Balonvari bir hareket yapıyor şutlar gençler. Yani önümüzdeki topu alamadık iyi. Yapıştır oğlum. Ne oldu lan? Free kick mi? Arkadaş faul oynuyor ya. Şöyle ileriye bir yüksek degaj yapalım. Neymar indir onu koçum. Arkadaşlar adam geri dönemedi pas attıktan sonra gördünüz mü? Ağırlığı. Ağırlığı gördünüz mü? Bak oyuncuları falan çekemiyorum arkadaşlar. Gerçekten çok ağır. Yani oyuncunun dönmesi ağır. Topun ivmelenmesi çok hızlı. Topla beraber dışarı çıkıyorsunuz. Paslar istediğiniz yere çoğunlukla gitmiyor. Yani ben seviye 1'de oynamama rağmen pas seviyesinde arkadaşlar istediğim yere pas atamıyorum. Yani nasıl böyle bir oyun yapabildiniz ya? Ya şunu bile atamıyor abi. Şunu bile atamıyor ya. Yani direkt şuta basıyorum arkadaşlar. Pas attıktan sonra direkt şuta basıyorum. Ama yok abi. Ya bu oyuna kaç tane güncelleme gelecek ki bu oyun iyi olacak yani. Abi öyle bir şey yok ya. Messi.
İlla birinin götüne başına çarpıyor. Çok iyi lan. It's a good ball and he could be in. Mbappe tries a shot. He's scored. Look, there are always tactical adjustments for any coach to make at halftime, but when your star man gives you a critical lead just before the break, vallahi güzel gol attım. Kendimi tebrik ediyorum arkadaşlar. It really is the ideal tonic. Yani orada kaleci de topu göremedi. Ben de nasıl attım ben de bilmiyorum vallahi. Yani çok bastım. Halbuki kırmızıya gelmişti. Arkadaş burnuna yediremeyip oyundan mı çıktı? Ne oldu? Ne oldu lan? Oğlum daha bir dakika, daha bir tane gol attık ya. Arkadaş oyunu terk etti gençler. Güzel gol attım ama yani gerçekten alt F4 çekmelik gol attığımı düşünüyorum. Yani orada çata çat diye girdi. Maç bitiriliyor dedi. Ya abi lan. Ulan şurada bir tane video çekeceğim. Niye böyle şeyler yapıyorsunuz gençler ya? Çık abi ya. Allah cezanı vermesin senin ya. Neyse gençler. Ya böyle bir oyun oynamak istedim size. Böyle bir anlatmak istedim ama kısa sürdü arkadaşlar. Bir tane daha yapalım yani. Bu olmadı. Bunu saymıyoruz bunu. Bunu saymıyoruz gençler. Maça git diyoruz. Şimdi tekrardan bir eşleştirme yapalım. Bu arada size bahsedeyim. Ya ben bu oyunun güncellemeyle düzeleceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü oynanış bu. Yani neyini yani nasıl bir şey yapabilir? Zaten bu Unreal Engine 5 değil. Ben inanmıyorum bunun Unreal 5 olduğuna. Bu mobildeki Unreal Engine 4 falan olabilir ancak yani hani aklıma gelen o. Ama şöyle hissediyorum oyun oynarken. Sanki ben cep telefonunun ekranını bilgisayara yansıtmışım da cep telefonuyla bu oyunu oynuyormuşum gibi hissediyorum arkadaşlar. Yani size öyle anlatayım durumu. Yani nasıl kaç güncellemeli düzelir bu? Yani oyuncular topla beraber dışarı çıkıyor abi. Ceza sahasına girerken oyuncular bir ağırlaşıyor. Defans oyuncuları kendilerini çok geriye atıyorlar, geriye dönemiyorlar. Yani bu ağırlık, ondan sonra bu topun şut hissiyatı kötü, pas hissiyatı kötü. Yani ne kadar güncelleme yapacaksın? Sen 2 sene önce bir şey yapmamışsın. Bizi yeme. Yapmamışsın. Yani bu 2-2-4 şimdi. Son 3-4 ay, 5 ay kala veya 6 ay kala neyse almışsın şeyin altyapısını. Mobil PES 2021'in altyapısını almışsın. Mobil Unreal Engine 4'ü almışsın. Gelmişsin. Onun üstüne de bunu bir güzel yapıştırmışsın arkadaşlar. Biz de bunu sunmuş. Neyse ben gene aynı taktikleri yapıyorum arkadaşlar bu arada. Uzun topla kontra. Ben 2022'de eFootball 2022'de hücumdan yanayım arkadaşlar. Kesinlikle o yüzden 4-2-4 oynayacağım. Tekrar söylüyorum size bunu. Hemen takıma gelelim. Şu şeye bir bakalım. Kondisyonlar. Ya oğlum bir alışamadım şuna. Oğlum, bu ne kadar kötü bu ya. Neymar kaldırmış gelmiş arkadaşlar ama Neymar'ı sağ açık oynatmam lazım. Pardon sol açık oynatmam lazım. Üstüne geliyorum. Basıyorum. Sol açık oldu. Angel Di Maria ile Messi'yi değiştiriyoruz. Messi onu da şöyle biraz ileri atıyoruz. Sağ açık olarak yapıyoruz arkadaşlar. Mbappe de kaldırmış arkadaşlar. Hemen şimdi özellikleri tekrar size göstereceğim. İnşallah Icardi yüksek gelmiştir. Hemen bakıyorum. Icardi kaldırmış. O da güzel. Kimpembe yerine arkadaşlar Sergio Ramos'u da koyabilirim. Bu arada Nuno Mendes, Tilo Kehrer. Başka kim var bizde? Hakimi düşükte gelmiş. Julian Bernard'ı oynatabilirim. Nuno Mendes yerine. Herrera'nın yerine Wijnaldum gelmiş arkadaşlar. Onu da alalım diyorum. Başka kim var? Güey'e güzel. Verratti nasıl gelmiş? Normal gelmiş. Şimdi arkadaşlar bakın şu anda 50 saniyemiz var göstereceğim. Bakın Neymar'ın üstüne gelin arkadaşlar. Allah senin cezanı vermesin. Bakın arkadaşlar top kontrolü 87'ymiş Neymar'ın. Kondisyon yüksek geldiği için artı 3 vermiş 90 yapmış. Skuto tutması 87'ymiş 90 yapmış. Bakın buradan hepsini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördünüz mü? Yani çok güzel olmuş bu kondisyon olayı. Ha bu arada Icardi şey kalmış. Hayır SF yaptı. Heh tamam. SF yaptık. Yani bunu umarım anlamışsınızdır. Bu özellikler güzel mesela. Ama şimdi şu çok kullanışsız bir ve çok basit yani şu oyun planı. Gerçekten çok basit ya. Yani ben şeye basit diyordum. PES 2021'inkine basit diyordum. Abi bu daha da basit be. Yani ulan
Bir insan kötü bir şey daha ne kadar kötü yapabilirse adamlar onu yapmış ya, becermiş ya. Helal olsun abi, diyecek bir şey yok yani. Ama şu görüntü falan çok güzel gözüküyor. Mesela stadın şu atmosferi, şu o sis gibi, o havadaki o şeyler, partiküller falan güzel gözüküyor. Ama gel şu çime bak abi. Karıncalar top oynuyor çimde. Neyse biz maçımıza dönelim arkadaşlar. Bu arada maçı da size anlatacağım, şey yapacağım. Oyuncu durmuyor şu anda. Evet. Kaçıyor abi. Ver. Güzel. Çok güzel. Dik abi. Dik, 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 dik. Kanat boş ama inşallah orayı görürsün. Neyse. Icardi gördü. Icardi tekrar gördü. Sen de gör. Uyandı herif. Goretzka. Aslında tam kanatlı oyun şey ha. Bayern Münih. Sağ çık, sol çık. Bayern Münih abi. O ne abi ya? Abi ayağındaki topu niye bırakıyorsun ya? Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Hata yaptım ama Allah'tan çocuk atamadı yani. And here's the chance to counter. Icardi, he's pinged one through here. And it's Sané. Bırak oğlum, bırak. Müller fiddles it through. Great hit! Oh, what a wonderful start. Kanatlar bu oyunda kanat abi. Bu oyunda kanat abi. Ben bunu bu ilk beta'nın videosunu izlerken söyledim de bana dediniz abi bilgisayara karşı oynuyor, dur da o yüzden öyledir falan filan dediniz ama yok abi. Bilgisayar iş değil o ya. Yani. Oradan belliydi bunun böyle olacağı. O çıkar abi. Onlar olmuyor abiciğim. Ezberledik, onlar olmuyor. Koçum donlarıma yapıştır. Topun gidişe bak ya. Havada süzüldü, Allah süzüldü top ya. Yanlış yaptı. Oysaki ben kaleciyi çıkarmıştım. Güzel. Davis delivers. That's well blocked. Hop. Back out it comes. Hit long and direct. Pas istediğim yere atsam var ya. Çok güzel. Açılış darbesi. Açılış darbesi. De işte uzun eşek oynattım. Uzun eşeği de oynatırım abi. E-Futbol 2022'de ilk uzun eşeği oynatan YouTuber olarak tarihe geçiyorum gençler. Ya arkadaşlar yani işte orada normalde bilmiyorum yani iki kişi arasında nasıl sıyrıldı. İşte oyuncu kontrolü çok zor arkadaşlar. Oyuncu kontrolü çok zor olduğu için böyle oluyor. Yoksa ben orada o topun geçeceğini düşünmüyorum açıkçası. Hemen salalım abicim. Çok güzel. Oh oh. Çarşı bayram. Vallahi ben orada bir şeye basmadım. Ciddi söylüyorum, iki kere koşuya basmadım. Senin Allah cezanı versin onun gibi ya. Vallahi Allah cezanı versin ya. Koşudan elimi çektim, herif topu açtı ayağından ya. Ya yok abi ya. Arkadaşlar koşu yaptım ya, elimi çektim. Kendisi elimi çeker çekmez topu ileri attı. Ya koşudan elimi çekip şuta basıyordum. Elimi çeker çekmez. Yok abi. Bunların 15 fırın ekmek yemesi lazım abi. Şuna bak ya. Şu oyuncular bak, Allah aşkına. Parmağım yani joystick kırılacak ya. Şimdi atacaksın işte. Az önce niye attın? Bak şimdi iki kere çarpı yaptım arkadaşlar ama çarpı diyorum. İki kere koşu yaptım arkadaşlar. Bu sefer de şey yapmadı. Topu böyle ileri atmadı. La atsa geçeceğim işte. İki kere yaptım ya. Tık tık yaptım amına koyayım. Atacaksın topu ya. Beni küfür ettiriyorsun. Tövbe tövbe. Burayı şimdi nasıl keseceğiz? Burayı da kesmek lazım.
Yok abi, bu adamın sinirlerini bozar bu oyun ya. Allah senin cezanı vermesin. The ball's come loose and the chase is on. Gets his pass away. Real chance. Oh, taken with style. And they're at it again in double quick time. Neymar nereye gidiyor? Bu nasıl bir yürüme ya? Abi. Anam, gol sevinci yapamadı ya lan. Oha, gol sevinci niye bastım, yapamıyor arkadaşlar. Direkte takılı kaldı. Arkadaşlar. Ne oldu lan? Arkadaşlar, oyun takıldı. Mbappe'nin hareketlere bak. Mbappe'ye bak, Mbappe'ye. Bu arkadaş da oyundan çıktı. Neyse arkadaşlar, yani işte birazcık onu oynadık, birazcık bunu oynadık. İkisini birleştirin, bir maç yapın arkadaşlar. Oyundan çıkıyorlar. Dediğim gibi kanatlı oyun güzel. Kullanabilirsiniz gibi geliyor. Ben böyle oynayacağım. Eğer oynarsam da, ki şu anda oynamayı düşünmüyorum. Tekrar söylüyorum. Güncelleme geldikçe arkadaşlar maç yapacağım. Mesela bu şimdi 0.9 sürümü ya. Bir sürümüne geldiği zaman bir daha maç yapacağım. Böyle bir 5-6 maç yapacağım. Ondan sonra size video çekeceğim. Hemen video çekmeyeceğim. Biliyorsunuz ben acele etmiyorum. Çünkü iyice bir özümsemem lazım. Hissettiklerimi size iyi bir şekilde anlatmam lazım. O yüzden bir atıyorum. Bir sürümü geldiği zaman bir 5-6 maç kendim oynayacağım. Ondan sonra size bir video çekeceğim ve eski sürümle yeni sürüm arasındaki farkları da size anlatacağım. Varsa ki eğer farkı. İnşallah olur. Çünkü bu oyun böyle oynanmıyor arkadaşlar. Top fiziği yok. Yani maçı maçı kazanıyorum ama yani. Abi, parmağım ağrıyor ya. Yani adamı getiremiyorum, götüremiyorum. Adamı koşturuyorum, topa yetişemiyor. Topa yetişiyor, topla beraber dışarı çıkıyor. Koşusunu bırakmıyor. Yani böyle acayip acayip işler var yani. Abi, sinirlendirdi. Ağzımızdan bir şey çıktı şimdi. Olmadı. Oraya biplesek mi? Biplemesek mi? Siz orayı duymayın gençler. Ondan sonra ya böyle adamı sinir ediyor yani. Ya PES 2021'e sinir oluyorduk. Bazı pozisyonlar işte topu kaptırıyordu, bilmem ne atamıyordu falan filan. Ya lan bu o bundan iyiymiş abi. Yani gelen gideni aratırmış abi. Gerçekten de öyleymiş yani. Bak, gelen gideni aratıyor ya. Yapmayın Allah aşkına yani. Ben şu maçı 9-0 yensem ne olacak yani? Keyif almıyorum. Şut çekiyorum abi. Sert şut yok oyunda. Balon balon gidiyor şutlar. Yani böyle zank zank vurması lazım abi PES 2021'deki gibi. Beta sürümünde o özellik varmış. Şimdi bu özellik bu oyunda yok arkadaşlar. Yani genel itibariyle baktığımız zaman beta, ilk çıkan bize kullanıma sundukları ilk o beta var ya, gelişme aşaması denilen şey. Oradaki oyun demodan daha iyi abi. Yani. Bakalım şimdi yeni bir şey gelsin de ikinci maçı da size öyle çekeyim. Diğer videoyu da öyle çekeyim size arkadaşlar. Veya ara ara atarım, bilmiyorum, böyle oynadıkça artık. Ekim ayı içerisinde yayınlayacağız dediler ama tam tarih belli değil. Yeni güncelleme ne zaman gelecek ama alelacele bir Ekim ayı içerisinde bir... Ya alelacele iş yapacaklar için de bir şey de beklemeyin ya. Vallahi şimdi gerçekten buradan bir şeyle beklemeyin ya. Böyle bir umutla beklemeyin. Ben bu oyunu çok fazla böyle süper değişti olmayacak. Tekrar söylüyorum. Oyun bu. Telefonunuzu bilgisayarın ekranına takmışsınız da sanki telefonda oynuyormuşuz gibi hissiyatı var. Oyun bu şekilde olacak. Grafikler düzelir. Bak, grafikler kesinlikle düzelir. En basit iş grafik düzeltmesi arkadaşlar. Kesinlikle onu kafanıza takmayın. Grafikler düzelecek ki biz bilgisayarda şu anda 720p ile oynuyoruz. Yani adam bana şu anda zaten 1080p vermiyor. Desteklemiyor. GeForce Experience optimize yapmıyor arkadaşlar. Ya bunlar düzelecek. Bunlar gelir. 1080p falan da gelir. Grafik de düzelir ama oynanış abicim. Topun dinamiği, oyuncunun hareketleri, oyuncunun dinamiği, dönüş hızları, hissiyat, şut hissiyatı, pas hissiyatı. Yani sahada 22 kişi var. Deli dana gibi. O dönemiyor ona. İşte hasbel kadere pas geçirebilsen geçiriyorsun. Bir böyle bir kolektif bir oyun yapamıyorsun. Kanatlardan gelme çok fazla var. Onu söyleyeyim. Tekrar ediyorum. Bu oyun artık kanatlar üzerine biraz konulmuş. Yani yapılmış, öyle düşünüyorum. Hızlı mesela işte adam Messi United'ı alıyor. Jadon Sancho ile yardırıyor mesela. Böyle bir de özellikler var işte. Ben Messi'yi mesela sağ açık oynatıyorum ama adam forvetmiş gibi gol atabiliyorum falan.
Değişik değişik işler. Neyse arkadaşlar. Bu da böyle bir video oldu. Kısa sürdü. Ama dediğim gibi oynanışta çok büyük sıkıntılar var. Bu oyun böyle bir sene boyunca oynayamayız. Dediğim gibi oynayamayız. Yani çok da fazla bir şey beklemeyin. Bu oyun bir seneden önce bunlar düzelmez. Bunlar öyle hemen bir ayda, iki ayda bu oyun dinamiklerini böyle değiştiremezsiniz. Bunlar böyle gerçekten vakit istiyor, zaman istiyor. Bunlar yatış yaptı. Mobile'ın Unreal Engine'ine güvendiler. Mobilde kullanılan Unreal Engine'ine güvendiler. Bunlar yatış yaptı. Tamam mı? Seneye ne olur bilmem. Yani bu sene yüzlerine tokat gibi vurdu. İnsanların tepkisi, PES severlerin tepkisi, oyun severlerin tepkisi. Bu sene yüzlerine tokat gibi vurdu. Seneye belki ümidim yok. Onu söyleyeyim ama UFL gelecek biliyorsunuz. Goals diye oyunlar çıkacak. Bu sektörde artık FIFA ve Konami yok. Başka oyun firmaları da geliyor. Bunları göz önüne alıp iyi bir oyunda çıkartabilirler. Çünkü çıkartmak zorundalar. Yoksa mobicilerle yollarına devam eder Konami. Yeni oyun, yeni oyun artık konsola monsola da çıkartmaz. Veya en kötü şöyle yapacak. Sadece PlayStation 5 ve Xbox Xbox X miydi en son çıkan? Ne o? S değil ya. Xbox X mi? En son ne çıktı Xbox'ın? İşte o versiyon neyse siz biliyorsunuz. Ben şu anda hatırlamadım. PlayStation 5'e bir oyun çıkartacaklar. Mobile'a yüklenecekler. Para kazanma işini oradan bence bunlar devam ettirecekler. Zaten hal öyle olunca da FIFA tek kalır. UFL ya PES'çiler muhtemelen UFL'ye yönelecek. Sanki bu videoyu burada böyle atayım da zamanı gelince bu video ortaya çıkar arkadaşlar. PES'çiler büyük ihtimalle UFL oynayacaklar. UFL mi diyelim artık ne diyelim işte İngilizcesine. UFL oynayacaklar. FIFA'cılar gene FIFA'yı bırakmaz. Çünkü FIFA'nın kemik bir tayfası var. Aynı PES gibi. Ama PES böyle olursa yok abi. Diğer oyunlara biz aynen geçeriz. Tamam mı gençler? Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda yine karşınızda olacağım. Hoşça kalın.